Arkadaşlar gördüğünüz gibi Brock evine sonunda jet güncellemesi geldi. Gözlerime inanamıyorum ya. Şunun güzelliğine bakın, sürmesi çok keyifli. Abi bu kesinlikle Brock evinin en iyi güncellemesi falan olmalı ya. Selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emir. Bu videomda arkadaşlar Brookhaven'a gerçekten aşırı iyi bir güncelleme geldi. Ve bu videomda arkadaşlar sizlere bu güncellemeyi komple tanıtacağım. Ne güncellemesi diye soracak olursanız arkadaşlar, askeri güncelleme geldi. Brookhaven'a yeni asker eşyaları geldi, asker üssü geldi, çok güzel şeyler geldi ve askeri bir jet bile geldi arkadaşlar. Tam da uçaklarla alakalı bir video çekmiştik arkadaşlar. Sonunda Brookhaven'a uçaklarla alakalı yeni bir özellik eklendi arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Hemen o zaman arkadaşlar güncellemeyi incelemeye başlayalım. Çünkü arkadaşlar ben sabırsızlanıyorum yani. Öncelikle arkadaşlar hemen askeri üssü incelemeye gidiyorum. Hemen şuradan arkadaşlar yukarıya gidip bir tane ev çağıracağız. Şöyle kaykayımı da çağırayım da hızlıca gidelim. North Estate'e geldik. Buradaki Estate Game Pass var ya arkadaşlar, maalesef güncellememiz Robux'lu. Yani güncelleme değil de bu askeri üyümüz Robux'lu arkadaşlar. Bakın şuradaki bu Estate Unlocked Game Pass var ya, bakın bu Game Pass arkadaşlar. Eğer bu game sahipseniz askeri üye sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Ben biliyorsunuz sizler için bunu satın almıştım. Paraya kıyıp Robux almıştım arkadaşlar. O yüzden bu videoda rahat rahat inceleyebiliriz arkadaşlar. Ama tabii ki sizi unutmadım. Eğer siz de arkadaşlar bu Game Pass'i istiyorsanız ve Brookhaven'daki askeri üssü denemek istiyorsanız, sizlere gerçekten çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Bu videoda tam olarak 1000 Robux çekilişi yapıyorum. Evet, yanlış duymadınız. Tam olarak 1000 Robux arkadaşlar. Bu zamana kadarki videolarımdaki en fazla, en yüksek Robux çekilişimi bu videoda yapacağım. Çünkü arkadaşlar sebebi sizin de bunu denemenizi istiyorum. Sizin de bunu denemenizi, öğrenmenizi, eğlenmenizi istiyorum. O yüzden arkadaşlar siz de eğer 1000 Robux çekilişine katılmak istiyorsanız ve Robux kazanmak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak, bildirimleri açmak, videoyu beğenmek ve yorumlara Roblox bizi yazmak. Bu kadar basit arkadaşlar. Çekilişi kazanırsanız siz de arkadaşlar İsterseniz bunu satın alıp deneyebilirsiniz ve askeri üste oynayabilirsiniz. Hepinize bol şans arkadaşlar. O zaman şöyle gelelim ve artık askeri üstü çağıralım. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar sağ altta yeni askeri üstümüz burada ve çağırdım arkadaşlar. Şu anda çok heyecanlıyım. Oo abi, yükleniyor, bir saniye. Arkadaşlar bu çok fena bir şey olmalı ya. Bir saniye, çok güzel şeyler varmış bunda. Ben de ilk defa girdim şu anda. Hiç denemedim arkadaşlar. Sadece jet varmış özel bir tane, onu biliyorum. Hemen bakalım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin bu arada, çünkü büyük bir güncelleme. Gerçekten çok iyi bir güncelleme. İçeriye nasıl giriyoruz abi? Kapıyı açsanıza. Aç lan kapıyı. Buradan mı gireceğiz arkadaşlar? Tamam, buradan gidelim. Bu tuş ne işe yarıyor? Bir dakika. Ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor mu? Kesin yarıyordur ama ben bulamadım. Bakalım peki bu tuş ne işe yarıyor? Dışarıya açıyor mu? Ben daha içeriye girmeden kafam karıştı. Böyle şey mi olur? Şimdi arkadaşlar burada silahlarımız var. Burası böyle bir güvenlik kulübesi gibi bir şey. Sonra buradan dışarı çıkalım. Hoppa! İçeriye böyle giriyormuş. Tamamdır. Şimdi burada kulübemiz, böyle güzel askeri dekorlar. Buradan kapıyı açabiliyormuşuz. Tamamdır. Çok iyi. Kapı açık dursun abi. Ne olacak ya? Kim gelecek abi? Biz bizdeyiz. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi askeri kulübeler var. Oo! Bunlar çok iyi duruyor. Şimdi şöyle bakalım. Burada askerlerin arkadaşlar sağlık kontrollerinin yapılması için böyle askeri küçük bir çadırda hastane gibi bir şey var. Böyle küçük minik bir hastane yapmışlar buraya. Burada arkadaşlar yatıp uyuyabilirsiniz isterseniz. Ama tabii ki burası uyumanız için değil arkadaşlar. Burası uyumak için değil. Burada hastalar tedavi ediliyor. Şimdi buranın yan tarafındaki çadırda, ooo burası neresi lan? Böyle işaretler var. Buradan aşağı inebiliyoruz. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada sanırım abi çekişmek hiç var burada. Burada arkadaşlar sanırım araba koyuyoruz buraya. Yani askeri tank mank var ya arkadaşlar, onları koyuyoruz galiba. Bir deneyelim. Hop şöyle arkadaşlar, şunu dümdüz gidelim. Aynen arkadaşlar, burası böyle tank man koymak içinmiş. Gördüğünüz gibi tam oturdu arkadaşlar. Bence güzel burası ya. İyi, başka neler var arkadaşlar? Şimdi burada böyle bir bina var. Bu binanın tepesinde böyle dönen bir şey var arkadaşlar. Yarım saatte buna bakıyorum. Çok dikkatimi çekti. Sen nesin oğlum? Garip garip şeyler var arkadaşlar. Şöyle dışarıya bakalım ya. İçeriye girmeyelim. Burada arkadaşlar, ooo bu ne? Arkadaşlar burada roket var. Gökyüzünde roket atabiliyoruz. Bakın füze var burada. Bildiğiniz askeri bir füze var burada. Oha, iki tane var. Peki buranın üstünde ne var? Aha, helikopter pisti arkadaşlar. Burada yeni özel bir helikopter alabiliyorsunuz. Bakın bu askeri helikopteri buradan isterseniz temin edebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Bayağı iyi, tamamdır. Buranın helikopteri de var. Ama ben jeti merak ediyorum. Abi jete bakalım ya. O zaman arkadaşlar şuradan şöyle içeriye girelim. Hemen burayı inceleyelim. Burada arkadaşlar bizim böyle ağırlık çalışabileceğimiz, spor yapabileceğimiz dumbbell'larımızdır, barlarımız, bench'imizdir, sehpamızdır. Burada her şeyimiz var arkadaşlar. Burada istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Ve burada arkadaşlar askerlerimizin yemek yemesi güzel bir yer var. Burada arkadaşlar oturup böyle keyif yapmaya da bazen zaman kalıyor. O yüzden burada televizyonumuz var. Gördüğünüz gibi dolabımız vesaire. Burada arkadaşlar gerçekten güzel ya. Her yerde arkadaşlar fark ettiyseniz duvarlarda böyle
silahları asıldı. Çünkü burası askeri üs arkadaşlar. Her zaman lazım olabilir silahlar. Böyle tak 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 silahlarıyla arkadaşlar kendinizi savunmanız lazım. Şimdi burada bu ne oğlum, böyle tuvalet mi olur? Gördüğüm en geniş tuvaletlerden biri. Burada gördüğünüz gibi pisuar bile var arkadaşlar. Buraya isterseniz tuvaletinizi yapabiliyorsunuz. Ama ben yapmayacağım çünkü videodayız. Arkadaşlar bakın burada duşumuz var. Oh, duşum da var. Burada arkadaşlar tuvaletimiz var. Burayı daha fazla oynamayalım çünkü kötü kokuyor arkadaşlar. Şimdi burada bizim yataklarımız var. Okey, burası güzel. Tamamdır ya, burayı sevdim. Şimdi üst kata bir çıkalım, sonra alt kata ineceğiz. Asıl bombalar orada. Bu ne? Arkadaşlar nereye geldik? Oha, bunlar ne? Arkadaşlar sanırım bu askeri üssün en temel karargahına geldik. Gördüğünüz gibi şu anda burada böyle kağıtlar mağıtlar var. Bakın kağıtlar var. Gerçekten güzel. Burada oturup toplantı yapıyorsunuz arkadaşlar böyle askeri. Bu arada yanlışlıkla gizli kasayı buldum. Fark ettiniz mi? Ve buradan çıkamıyorum. Nasıl çıkacağım? Aa, çıktım. Bir dakika. Arkadaşlar bakın bu yerin gizli kasası burada. Oha, çok gizli. Bakın buranın şöyle hop diye içine atlarsanız. Aa, niye olmadı? Bir dakika, az önce olmuştu. Karaya mı zıplamam gerekiyor? Bir dakika arkadaşlar, az önce nasıl yaptım ben onu? Şöyle bir deneyelim. Yok, şu anda yapamıyorum. Aa arkadaşlar, neyse, mesele bu değil. Arkadaşlar burası böyle. Bu gizli kasayı daha sonra tekrardan bakarız, tekrardan inceleriz. Siz nasıl arkadaşlar buraya girildiğini biliyorsunuz, yorumlara yazın. Ben şu az önce yanlışlıkla yaptım ama şu an giremiyorum. Arkadaşlar burada garip garip şeyler var. Bunlar ne? Burada garip garip tuşlar var. Aha bakın, burada füze tuşları var. Bunlara basıp füze atabiliyor muyuz? Bir saniye bakalım. Arkadaşlar şu tarafa şöyle basıyorum. Bir dakika, hemen dışarıya bakalım. Aa! Oha arkadaşlar, gerçekten oldu. Bakın füzeler gidiyor, gördünüz mü? Şu anda gökyüzüne iki tane füze attım. Oha çok iyi lan. Şöyle füzeleri doldurdum, hemen şöyle bir daha attım. Bakın bu sefer daha iyi yakaladık arkadaşlar, baksanıza. Oo, füzeler gidiyor. Oha, gökyüzüne füze atabiliyoruz. Yani ne işe yarayacak bilmiyorum. Belki uzaylıları öldürürüz ama bence yine de çok iyi arkadaşlar. Gerçekten bayağı iyi. Havalı yani ya, bayağı havalı. O zaman arkadaşlar şuradan bir alt katına inelim. Buralarda neler varmış? Şimdi en alt kata iniyoruz ve artık arkadaşlar hepimizin heyecanlı olduğu kısım, yani jetin yanına geliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle şöyle oturup arkadaşlar içeride böyle hırsızları, mahkumları sorgulayabileceğiniz bir oda var. Buradan içerideki hırsızları arkadaşlar izleyebiliyorsunuz. Onun dışında buradan içeriye girdiğiniz yine silahlar ve burada kağıtlar bizi karşılıyor. Şimdi burada arkadaşlar hırsızlar dedik, mahkumlar dedik. Burada arkadaşlar hapishane var. Gördüğünüz gibi böyle küçük bir hapishanesi var bu aslında. Tabii ki böyle esir mesir tutmak için lazım olur yani. Burada gördüğünüz gibi küçük bir musluk, bir tuvalet ve arkadaşlar yatabileceğiniz böyle garip yerler var arkadaşlar. Bu şekilde bir hücre, bir hapishane, böyle dağ diye kapıyı kapatıp arkadaşlar çıkabilirsiniz. Şimdi buradan içeriye girdik. Şimdi burada arkadaşlar nelerimiz var? Böyle bir kutu var. Evet, ne kadar işimize yarayacak. Sonra burada arkadaşlar böyle garip bir oda var. Oha, burası ne garip ya. Bir dakika. Önce buraya bakalım. Burası arkadaşlar şöyle. He, burada atış talimi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karşıda hedefler var. Tak tak tık vurabiliyorsunuz. Ama ben taramalı bir şey istiyorum. Şöyle arkadaşlar bam 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 tarayalım arkadaşlar. Yani doğru tutturduğum hiçbir nokta yok arkadaşlar. Ben ne yeteneksizim ya. Bak şu ortadaki birazcık yaklaşmış ama hiçbirini vuramamışım. Hadi bu sefer vuracağım arkadaşlar. Şöyle bir mermi atıyorum. Tık yaptım bakalım. Oo arkadaşlar bakın, bu sefer vurdum. Yani vurdum sayılır mı? Biraz kırmızıya değmiş. Bence vurmuşum. Dalga geçmeyin arkadaşlar. Yani siz de harbiden yaptığınız şeye bak. Şimdi burada böyle bir şey var. Bu kırmızı tuşa basınca ne oluyor? Oo, keşke basmasaydım arkadaşlar. Yanmaya başladı bu. Neyse, yalan dursun. Bir şey olmaz. Bize zararı yok şu anlık. Şimdi ben şurayı merak ediyorum ama karanlık. O yüzden bir tane fener alacağım arkadaşlar. Fenerimizi aldık. Hazırız. Şimdi şöyle arkadaşlar. Kaya görevde. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz yanlış bir şeyler bulduk galiba. Burada gördüğünüz gibi yukarıda attığımız füzelerin aynısından var. Füzeleri burada üretiyorlar demek. Bakın Bodrum'da böyle füzemizi üretiyorlar. Arkadaşlar burası gerçekten çok büyük bir askeri. Gerçekten çok garip. Peki buradaki oda ne? Bu odanın odada ne var? Şöyle odayı açmayı deniyorum. Aa, bir dakika ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Tuşa basınca hiçbir şey olmuyor. Ama burada ne var arkadaşlar? Ben burayı merak ediyorum. Arkadaşlar burayı incelememi ve buraya giriş yolunu bulmamı istiyorsanız bu videoyu sizlerden 3000 like bekliyorum en az. Bakın en az 3000 like. Eğer 3000 beni gelirse buraya girmenin yolunu bulurum. Haberiniz olsun benden söylemesi. Şimdi jetimiz nerede abi? Jeti gösterin bana ya. Arkadaşlar bakın, hoppa geldik. İşte jet pisti. Buradaki bu tuşa basıyoruz ve hoppa kapımız da açılıyor arkadaşlar. Jetimiz geldi. Evet, yalan söylediğimi düşünmüş olabilirsiniz ama gerçekten blok yanına jet eklendi. Abi şunun güzelliğine bakın. Çok iyi ya. Şimdi arkadaşlar hadi ilk test sürüşüne çıkalım. Şuradaki ayarlar tuşuna basınca burada gördüğünüz gibi jetin görünüşünü değiştirebiliyoruz. Böyle askeri var, siyah var, beyaz var arkadaşlar. Dediğiniz gibi renkleri değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde mesela siyah tak, bu şekilde askeri beyaz. Gerçekten çok iyi. Ben askeriyi kullanayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle kalktık arkadaşlar. Oo çok güzel duruyor. Bir saniye. Abi hadi kullanalım. Şöyle hızlandırıyorum arkadaşlar. Hızlı bastım ve hadi bakalım arkadaşlar, jet be. Gördüğünüz gibi 200 hızla gidebiliyor. Gerçekten çok hızlı bir
jet. Arkasından böyle ateş saçıyor arkadaşlar. Bunu kullanmak o kadar zevkli ki şu anda. Abi sonunda Brokehaven'ın yılanılabilen bir tane uçak geldi ya. Gördüğünüz gibi sonunda helikopter dışında bir şey kullanabiliyoruz. Yani şuradaki şu dandik uçaktan bıkmıştık. Sonunda düzgün bir uçak geldi. Abi çok iyi. Şuna bakın arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapacağım. Hop gördünüz mü? Geçtim oradan. Allah yere çarpmayalım. Abi çok güzel. Bir de beyazını takayım. Mesela beyazı nasıl? Oo bak beyazı da çok güzel duruyor. Gerçi beyaz değil bu. Gri birazcık ama. Olsun çok iyi. Allah arkadaşlar bir dakika. İlk defa jet kullanıyorum da çarpabilirim arada böyle. Siyah takalım. Siyah da güzel ha. Arkadaşlar harbiden Brooklyn'in sonunda jet geldi. Yaşasın ya. Harbiden diyorum bir dakika. Nereye inecek? Abi çok yavaş iniyorsun sen ya. Ben seni fırlatıyorum. Sen çok yavaşsın. Aha jetimizi oraya indirdik arkadaşlar. Harbiden mis gibi indi yani. Füzelerin üstüne indi ama olsun. Harbiden burası arkadaşlar çok iyi ya. Harbiden çok güzel bir güncelleme getirdi Brooklyn. Helal olsun abi. Harbiden helal olsun. Bayıldım abi. Bayıldım ya. Gerçekten çok iyi. Müthiş yani. Ve arkadaşlar askeri üstümüzde bu kadar. Küçük şeyler de vardı ama yeterli yani ben bu kadar. Bir de arkadaşlar premiumlar için böyle farklı bir ev daha eklenmiş. Hemen onu da bakalım. Ne evimiz nasıl? Yani artık arkadaşlar askeri ev dışı beni ilgilendirmez. Çünkü askeri ev çok iyi ama bakalım hemen size hangisi arkadaşlar. Ben ilk defa bakacağım. Aha yeni evimiz bu. Tamam. Yeni evimizi hemen şöyle bir deneyeyim arkadaşlar. Bakalım nasıl? Abi çok tanıdık geldi gözüme bu ev ya. Sanki böyle buna benzer bir şey varmış gibi geldi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Güzel duruyor ama bak şöyle buradaki bir havuz galiba burada. Biliyor muyum bilmiyorum. Hani böyle bir havuz var burada. Ha, şöyle dışarıya bakalım. Ağacımız var. Evin de ağacı var. Sonra burada başka bir ağaç var arkadaşlar. Sonra burada hamak var. Oo arkadaşlar kullanabiliyor muyuz? Ya hayır ya. Böyle dümdüz duruyormuş. Yani bunu sallayabilsek çok güzel olurdu ama maalesef hamak çalışmıyor arkadaşlar. Olsun yine de çok güzel. Şöyle içeriye girelim o zaman. İçeriye arkadaşlar şöyle bam diye giriyorum. Hadi bakalım. Yine burada spor salonu, spor aletleri arkadaşlar. Burada dışarıdaki havuza benzeyen böyle mor ışıklı bir havuz var. Gözüm aldı. O yüzden çıkıyorum arkadaşlar. Ama gerçekten çok iyi. Zaten buradan ışıkları kapatabiliyormuşuz. He güzel. İyi tamam tamam güzel. Beni de düşünmüşler arkadaşlar. Şöyle bakıldaki odalarda ne var? Burası zaten garaj arkadaşlar. Şöyle klayıp olup garaja gördüğünüz gibi tamam. Dışarıya çık mesela. Garaj gerçekten güzel. Şimdi burası ne peki? Burası he böyle arkadaşlar. Camın karşısında eğer manyaksanız arkadaşlar. Garip garip huylarınız varsa camın karşısında böyle arkadaşlar uyuyabilirsiniz. Yani ne gerek var bilmiyorum ama garip garip insanlar varsa o yüzden mantıklı olmuş. Sevdim. Şimdi arkadaşlar üst katta ne var? Şöyle bakalım. Hop burada bir kütüphane. Lan bu nasıl televizyon? Böyle televizyon mu olur? Arkadaşlar tavandan televizyon asmış adamlar. Ya bu ne garip bir ev ya. Bak kedi medi var bir de. O çok güzel. Şöyle şömlemizi de yakalım arkadaşlar gelmişken. Şimdi buradaki koltuklar falan çok rahat gözüküyor. Biz başka neler var? Tablolar falan gerçekten sanatsal. Yani hiçbir şey belli olmuyor ama sanatsaldır herhalde. Tabloya baksanız arkadaşlar. Burada ben burada yaratıcılık görüyorum. Başka neler var? Burası yemek salonu zaten. Pidemeç de hazır zaten yemek. Bu da iyi. Mutfak güzel bak. Mutfak havalı duruyor. Beyaz meyaz böyle şeyler var. Güzel. Peki burası neresi arkadaşlar? Oo en sevdiğim kısım arkadaşlar. Tuvalet. Yani her girdiğim tuvalete gidip bir kere bırakmazsam olmaz. Oha arkadaşlar tamamdır. Şimdi çıkabiliriz. Şöyle bakalım neler var arkadaşlar. Burada bu arada evin ağacı burada. Yani ne alaka bilmiyorum. Sonraki kata bakalım. Sonraki katta böyle bir tane daha ağaç var. Yani şaşırmadık. Başka. Aha burada daha düzgün bir yatak odası var. Burada böyle sandık gibi bir şey de var. Ve yaprak tablosu var. O da güzel. Şöyle bakalım sonraya yanındaki odada. Aha yine tuvalet arkadaşlar. Kusura bakmayın ben bir iki dakika buradayım. Tamamdır arkadaşlar. Çıkabiliriz. Sonra başka burada. Aha burada da çocuk odası var. Gördüğünüz gibi ranzalı iki tane yatak. Sonra burada garip sanatsal tablolar. Bak bu tabloyu arkadaşlar ters çevirmişler. Mavi yapmışlar. Buraya koymuşlar. Bizi kandırmaya çalışıyorlar sanat diye. Yemeyin arkadaşlar. Kanmayın bunlara ya. Burada yine güzel bir yatak odası. Yani burası daha normal en azından. Şöyle bir bakalım. Yani burası. O arkadaşlar bir şey değil mi? Az önce askeri üste dedim ya. En büyük gördüğüm tuvalet diye. Burası daha büyük yani. Bu kocaman geniş bir tuvalet var. Yani o kadar büyük ki. Tuvaletin içinde arkadaşlar tuvalet yok. Yani niye arkadaşlar? Ha tuvalet burada tamam. Bir saniye arkadaşlar ben bir maldim. Tamamdır ya bu esprinin de suyunu çıkardık. Şimdi arkadaşlar burada gardırop bile var. Oo kasamız da burada. Böyle yatay bir kasa koymuşlar arkadaşlar. Güzel. Bunun üstüne de bir tane ben şöyle kendi kasamı ekleyeyim. Şöyle bir tane de dikey bir kasa koyayım arkadaşlar. Bir dakika havalı durdu. Tamamdır. İki tane kasa olsun arkadaşlar bu evde. Süper oldu. Bakın gördüğünüz bir tane kasa. Birisi yatay birisi dikey. Mis gibi. İyi tamam arkadaşlar. Burayı da böyle bitirmiş olduk. Burası da böyle kapıyı da açalım. Balkonu da bir çıkalım. Oh güzel be. Balkonlardan parkur yapabiliyor muyuz? Bir saniye. Hop. Oo arkadaşlar yapabiliyoruz. Tamamdır. Harbiden güzel bir evmiş o zaman. Evde parkur yapabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar bakın buraya atlıyorsunuz tamam mı gelip. Sonra mal gibi kalıyorsunuz. Atlayacak hiçbir yer yok. Niye ben buraya atladım ki? Sonra arkadaşlar buraya aşağı düşüyorsunuz. Sonra yine mal gibi kalıyorsunuz. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Şöyle atlasam. Yok arkadaşlar olmadı. Yani yukarıda parkur vardı ama ben beceremedim. Ben biraz beceriksizim arkadaşlar. Ama olsun. Bunların dışında arkadaşlar eskiden böyle olan bir tane askeri bir ev vardı. Hatırlarsanız eğer. Şu evden bahsediyorum. Bu evi çağıralım. Bu evde de küçük değişiklikler varmış.
Yani oturup detaylı incelemeyeceğim arkadaşlar ama bu evde de böyle arkadaşlar birkaç tane değişiklik varmış. İster sistem bitti arkadaşlar, biraz da kapatacağım diye girip inceleyebilirsiniz. Bu şekilde yani değişiklikler varmış. Benim gözüme şu an hiçbir şey çarpmadı ama olsun. Burası da güzel eski bir askeriyüz. Yani yaşlı bir askeriyüz çünkü artık daha güzeli var. O şekilde arkadaşlar bu video bu kadardı. Daha fazla böyle video için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten güzel güncelleme olmuş. Ben GTA'nın videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.